Şu ana kadarki matematik kariyerinizde fonksiyonlarla bolca karşılaştınız. Fonksiyon denilince akla gelen en temel şey fonksiyonun tanım kümesinin elemanı olan bir girdi değerini fonksiyona verdiğimizde fonksiyon bize bu girdi değeri ile eşleşmiş olan çıktı değerini verir. Eşleşmiş olan çıktı değeri de f(x) olarak adlandırılır fonksiyonları tanımlamanın farklı yolları vardır. Mesela f(x) eşittir x kare diyebiliriz. Bu fonksiyona hangi girdi değerini verirsek verelim, çıktı değeri olarak girdi değerinin karesinin elde edeceğimiz anlamına gelir. Veya f(x) e, x eğer tek sayı ise x kare değilse de x küp olarak da tanımlayabiliriz. Bu, x eğer tek bir tam sayı ise karesini alacağımız, değilse de üçüncü kuvvetini alacağımız anlamına gelir. Evet, fonksiyonları bu şekilde de tanımlayabiliriz. Size bu videoda fonksiyon tanımlamanın farklı bir yolunu daha göstermek istiyorum. Bu yolda belirli integral kullanacağız ama işin mantığı yine aynı olacak. Pekala, burası t ekseni ve burası y ekseni. Bu da f fonksiyonunun grafiği. Hemen not edelim. Bu y eşittir f t'nin grafiği. Bu arada bu da belirli girdi değerleri için hangi çıktı değerlerini elde edeceğimizi göstermenin bir başka yolu. Mesela t 1 olduğunda f t'nin 5'e ve t 4 olduğunda da 3'e eşit olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi f t'nin belirli integraline göre farklı bir fonksiyon tanımlayacağım. Bu fonksiyon, mesela g fonksiyonu olsun. Evet gx'i eksi 2'den x'e ft dt'nin belirli integrali olarak tanımlıyorum. Hemen videoyu durdurup biraz düşünebilirsiniz. Bu gösterim oldukça havalı duruyor ama aslında bir x girdi değeri için gx'in bize çıktı değeri olarak buradaki belirli integrali vereceğinden başka bir anlamada gelmiyor. Hemen bir tablo yapıp bazı değerleri burada değerlendirebiliriz. Buraya x'i, buraya da gx'i koyalım ve diyelim ki x eğer 1 ise gx'in neye eşit olacağı. Evet, bunun üzerinde biraz konuşalım. Yazıyorum. g1 eşittir ne olacak? eksi 2'den x1 olduğu için 1'e f t dt'nin belirli integrali. Ve bu integral eksi 2 ile 1 arasında t ekseni ile f t eğrisi arasında kalan alana eşittir değil mi? Evet işte buradan bahsediyorum. Kareli bir arka plan kullanıldığı için bu alanı hesaplamak çok da zor olmayacak. Hatta şöyle 2'ye ayırırsam daha da iyi olacak. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 5, kısa kenarı 3 birim, buna dayanarak alanı 15 birim kare. Üçgenin tabanı 2, yüksekliği de 1 bir birim olduğuna göre alanı 2 çarpı 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bir birim kare eder. Böylelikle alanı 16 birim kare bulmuş olduk. Peki, x eğer 2'ye eşit olsaydı ne olurdu? Hadi hemen videoyu durdurun ve g2'nin neye eşit olduğunu kendi kendinize bulmaya çalışın. G2'de eksi 2 ile 2 arasında FTDT'nin belirli integrali olacak öyle değil mi? Bu da buradan başlayıp buraya geldiğimizde FT ile T ekseni arasında kalan alana eşittir. Başka bir deyişle az önceki hesapladığımız alan artı buradaki alanı. 16 birim kareye 1, 2, 3, 4, 5 birim kare daha eklersek evet 21 birim kare buluruz. Umarım faydalı bir video olmuştur ve böylelikle fonksiyonları belirli integrallerle nasıl tanımlayabileceğimizi de öğrenmişsinizdir.